Efendim Doktor Yusuf Er Yazhan demiş ki kafalar karıştı. Neden mi? Soru şu. Sağlık çalışanına verilen ek ödeme aile hekimlerine neden 12 ay şartsız verilmedi? Aile hekimleri olarak bu karışıklığı giderin diyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı Fahrettin Koca'yı da etiketlemişler kendileri. Efendim İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde en uzun süre kapalı kalan, açılınca da oyun yasağı olduğu için müşteri bulamayan kahvehanelerin açılışı için 1 Haziran işaret edildi ama açılışları kesin mi ya da nasıl olacak daha belli değil. Bir yılda devletten sadece 6 bin lira destek aldık diyen kahvehane esnafı ise tepkili. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven de bıçak kemiğe dayandı dedi. Belediye otobüsleri, AVM'ler tıklım tıklım. Artık bundan sonra bize kapatma falan getirmeyin. Ne olursunuz bizim kahvehanelerimizi açın. Evimize ekmek parası götürelim. İnanın ki bıçak kemiğe dayandı. Bir yılı geçti, kahvehaneler kapalı. Normalleşmeye saatler kala gelen genelgeden de onlara iyi bir haber çıkmadı. Umutları 1 Haziran'a kaldı ama açılsalar bile en önemli gelirleri oyun yine yasak olabilir. Peki 120 bin kahvehane esnafı ve ailesi bunca ay ne yiyip içti, nasıl geçindi? 14 aydır bize sadece 6 bin TL yardım edildi. 14 ayda bu esnaf 6 bin lirayla nasıl geçinecekti? Evde kapandık ama bunu komşumuz sağ olsun, eşimiz dostumuz sağ olsun. Onların yardımıyla birisi bir elektrik faturamızı ödedi, birisi bir doğalgazımızı ödedi. CHP'li Utku Çakırözer'in Eskişehir'de ziyaret ettiği kahveci eşinden dostundan yardımlarla geçirmiş koca bir yılı. Kimi de borcuna borç kattı. Biz diyorduk ki bize borç vermeyin. Bizim esnafımızın zaten %50'si borç batağındı. Dükkan kapalı ama verginiz, stopajınız, bağkurunuz devam ediyor. Ama siz kapalısınız. Bu pandemi başladığı günden beri bize bir asgari ücret verseydiler bu kadar sosyal patlama olmazdı. Bizim kahvehaneleri açmayın, pandemi var, eyvallah. Ama biz açız, bizi doyurun. Kahveciler Odası Başkanı iktidara hem bizi doyurun çağrısı yaptı hem de seçim zamanlarını hatırlattı. Bizim kahvehanelerde gelirler seçim zamanlarında profilonda yapıp gidiyorlar. Bugün Ankara'nın göbeğinde nerede bu AK Parti il başkanı? Nerede bu AK Parti milletvekilleri? Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, kahvehaneler kapansın tavsiyesinde bulunan bilim kuruluna sitem etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise çaya davet etti. Helallik istemesini hatırlatarak. Bilim kurulu üyelerine sesleniyorum. Bu 15 aydır acaba siz maaş almasaydınız evinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu nasıl geçindirecektiniz? Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Demek ki bir hata yaptığını farkına vardı. Bizde bir hakkınız var Sayın Cumhurbaşkanım. Oturalım birlikte bir çay kahve içelim. Bir bizi çağırın. Bizim derdimizi dinleyin.